Gaziantep'te skuter ile yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada çarptığı Ezgi Yiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprağ'ın ise ağır yaralanmasına neden olan ehliyetsiz sürücü Osman S'nin 28 günde tahliye edilmesine aileden sert tepki geldi. Aile kızlarının katilinin dışarıda serbest dolaştığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. O günde bugüne bizim hayatımız zindan oldu. Yani bizi karanlıkta yaşamaya mahkum ettiler. Bizim hayatımız alt üst oldu. Ama mahkemede veya olaylarda hiçbir değişim olmadı. Yani sanık dışarıda serbest dolaşıyor. Yani devletin kurumları, bazı kurumları, bazı çalışanları Osman Sarı'yı aklama kurumu gibi hareket ediyorlar. Yani biz kızımızı kaybettik. 28 gün sonra Osman Sarı'yı serbest bıraktılar. Bilirkişi raporlarında kızımı asli kusurlu buldular. Yani defalarca çıkan raporlarda kızımı asli kusurlu buldular. Madem elinizde bir görüntü, kamera görüntüsü yok, bu kusuru nasıl tespit ettiniz? Biz bir anlam veremiyoruz. Eğer onların mantıklı bir cevapları varsa bizi de aydınlatsınlar. Biz de kızımızın kusurlu olduğunu bilelim. Hiç olmazsa diyelim tamam, biz başımız üstüne, yani bir kabullenelim. Ama bunu, haksızlığı kabullenemiyoruz. Ya bu haksızlık, bize yapılan çok büyük bir haksızlık. Var, biz yani devlette bağımsız hakimlerin olduğuna hala inanıyoruz. Yani kendi özgür iradeleriyle karar verecek insanların bulunduğuna inanmak istiyoruz. Çünkü bugüne kadar Ezgi hakkında yapılanlar özgür irade kararı değildi. Onlar bir şekilde yönlendirilmiş, yani mahkeme kararlarını söylemiyorum, bilirkişi vesaire, işte emniyet, yani onlar tarafsız kararlar değildi. Ama inanıyoruz ki mahkeme herhalde tarafsız, en azından tarafsız gibi karar vereceğine inanıyoruz. Osman Sarı tutuklandıktan 28 gün sonra serbest bırakıldı. Bunun üzerine 3-4 defa bilirkişi raporu alındı. Bu bilirkişi raporlarında Osman Sarı talih kusurlu, kızım asli kusurlu gösterildi. Yani bu bizi, ciğerimizi birkaç defa daha yaktı. Her çıkan bilirkişi raporu bizi bir defa daha sarstı. Ciğerimizde yanan ateşe sanki benzinini döküp yangını harladılar. Yani biz sözün bittiği yerdeyiz artık, yani konuşamıyoruz da. İnanın şu, size konuşurken kelimeler boğazıma düğümlenerek çıkıyor. Yani çünkü benim kızım o. O benim çok değerlimdi. Kızımın saçının bir tek teline Sarı ailesinin tamamını değişmezdim. Ya biz iyi bir aileydik, güçlü bir aileydik. Güçlü bağlarımız var. Ama bizi, ışığımızı söndürdüler. Yani bizi çok sarstılar. Yani biz şu anda yaşadığımızın, o güzel yaşamımızda gülemiyoruz. Yani kahkaha atamıyoruz. Sırıtıyoruz sadece, sahte gülüş yapıyoruz. Yani biz içimizde gelerek sevinemiyoruz artık. Çünkü bir defa yürek acı çekti mi, yürek çünkü insana hep doğruyu söyler. Beyin istediğini söyler ama yürek hep doğruyu söyler. Yürek müsaade etmiyor. Ya onun için biz peşindeyiz. Yani bu can bu tende olduğu sürece peşini bırakmayacağım. Değerli bir insandı. Çalışkan bir çocuktu. Geleceği parlak bir çocuktu. 40'ta 40 matematik çözüyordu. Yani o sene sınava girecekti. Kazadan yarım saat önce bana mesaj attı. Baba, biz Umut Hoca ile iftar yapacağız. Ondan sonra eve geleceğim diye. Tamam kızım dedim.
Olur dedim. Zaten onun üzerine haberini aldık. Yarım saat sonra haberini aldık. O şeydi de daha önce o dershaneye gidiyordu. Kolejde birinci olmuştu deneme sınavında. Umut hocası kutlamak için eski hocası çağırmıştı. Yani yaşadığı hayat bu kadarmış. Yani yaşadığı sürece güzel bir hayat yaşadı. Ama tabii arkasında bizi de enkaz bıraktı gitti. Dayı sormaya gittin orada dayı. Hani orada.